Son videoda iç enerjiyi sistemin sahip olduğu bütün enerji olarak tanımlamıştık. Yapabileceğimiz en kapsamlı tanım bu. Evet, bu benim sistemim olsun. Bunu bir tür kapalı kap olarak düşünebiliriz. Bu kabın içinde bir sürü parçacık var. Bu parçacıkların kinetik enerjileri toplamına iç enerji diyoruz. Eğer potansiyel enerjiye sahip olsalardı onu da yazmamız gerekirdi elektrik potansiyelleri olsa onu da eklerdik. Birbirlerine bağlı olsalar ve bağ enerjileri olsa bu enerjiyi de yazmamız lazımdı. Kısacası iç enerji hepsini kapsar. Bütün enerjiler iç enerjiye dahil. Son videoda U'nun iç enerjinin sembolü olduğunu söylemiştim. Hatta iç enerjinin U ile başlamamasından getirin hakkınıza demiştim. Umarım iç enerji nedir anlatabilmişimdir. Buraya da yazalım iç enerji. Bize verilen her sistemin iç enerjisi bulunur. Belirli şartlar altında sistemin basıncı, hacmi ve sıcaklığı verilirse sistemin iç enerjisini hesaplayabiliriz. Hatta sadece basınç ve hacim bile yeterli. Özellikle o molekülün ne tür bir molekül olduğunu biliyorsak iç enerjisini daha kolay bulabiliriz. Hatırlayalım. Yine son videoda iç enerjinin sistemin bütün enerjisini kapsadığı için var edilemediği gibi yok da edilemediğini söylemiştik. Ama enerjinin bir formdan diğerine dönüşebildiğini biliyoruz. Eğer iç enerjide bir değişim gözlenirse, sistemin koşulları az önce bahsettiklerimden daha farklı da olabilir ama burada sistemimiz gayet basit. Lisedeki kimya derslerinden özellikle de gazlar konusundan belki hatırlarsınız. Sistemin toplam iç enerjisi, sisteme eklenen ısıyla sistemin yaptığı ya da sistem üzerine yapılan işin toplamına eşittir. Son videoda da söylediğim gibi bazen sistem üzerinde pozitif iş yapıldığını söylemek yerine sistemin negatif iş yaptığı da söylenebilir. Hangisini söylediğimiz fark etmez. Şimdi sorunun diğer bir yönünü ele alalım. Buraya bu küçük deltaları yazmaktan vazgeçtim. Bu formülün muhtemelen deltalı haliyle yazıldığını da görmüşsünüzdür. Deltayı yazmakta bir sakınca yok sadece ısı ve işin iç enerjiyle olan bağlantısını daha net hale getirmek için bu şekilde yazdım delta u eşittir delta q artı delta w demiş olsaydım iç enerjideki değişimin ısıdaki ve işteki değişimin toplamına eşit olduğunu söylemiş olurdum ama sanki bu şekilde yazdığımızda bana elimizde zaten bir ısı varmış sonra bu ısı değeri değişmiş farklı bir şey olmuş Delta Q'yu bulabilmek yani aradaki farkı görebilmek için sondaki ısı değerinden ilk ısı değerimizi çıkarmamız gerekiyor. Bu eşitliğe bakarak ısının bir makro durum değişkeni olduğunu söyleyemem. Size sistemin iç enerjisinin ne olduğunu söyleyebilirim. Hatta basıncının, hacminin ve sıcaklığının da ne olduğunu söyleyebilirim. Onların hepsi makro durum değişkenidir. Bu duruma nasıl ulaştığını bilemem ama makro durum değişkenlerinden bahsedebilirim. Ancak size sistemin ısısının ne olduğunu söyleyemem. Isının ne olduğunu tahmin etmek oldukça zor. Mesela siz elimdeki kahvenin ısısı nedir diye sorsam muhtemelen bana kahvenin sıcaklığını söylersiniz. Çünkü konuşma dilinde ısı ve sıcaklığı birbirinin yerine kullanıyoruz. Ama termodinamikte ısı bir çeşit enerji transferidir iç enerjiyi banka hesabınız olarak düşünürseniz, hesabınızdaki değişimleri ısı gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu bir sistemin enerji banka hesabına benzetilebilir. Banka hesabınıza değişim varsa ya para yatırmış ya da para çekmişsinizdir öyle değil mi? Isı ve iş enerji banka hesabınıza para yatırma veya enerji banka hesabınızdan para çekme gibidir. Şimdi ısıyı bunlardan biri olarak düşünelim. Örneğin ısıyı para transferine yani havaleye benzetelim. Bu durumda iç enerjide hesabınıza yapılan havaleler artı hesaptan yazılan çeklere eşit olacak. Bu noktada hesabımda ne kadar param var diye merak edebilirsiniz ya da hesabınızda ne kadar değişiklik olduğunu sorabilirsiniz. İki farklı zamanda banka hesabınızın makbuzunu aldığımızı varsayalım. Ama ondan önce size 10 lira transfer ettiğimi söyledim. Bu durumda 10 lira ekleme yapmalıyım. 20 liralık çek yazdığımda da belirttim. Dolayısıyla bu sefer eksi 20 lira demeliyiz. Bu durumda hesabımın bakiyesi eksi 10 lira olmalı değil mi? Para aktarmanın nasıl yapıldığını biraz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Umarım kafanızı çok da karıştırmamışımdır. En başta hesabımda 100 lira varsa para çekip yatırmam sonucu 90 lira kaldı demektir. Hesabımda 100 lira varken herhangi bir para transferi oldu mu? Hayır. Çünkü havale paranın yatırılması ya da çekilmesiydi. Sonuç olarak para transferi 10 lira, çek hesabındaki değişim ise 20 lira. Hesabıma 10 lira aktarıldı, ben de 20 lira çek ödedim diyebilirsiniz. Dolayısıyla banka hesabındaki net değişim 10 liradır eğer sistem üzerinde ne kadar iş yapıldı veya sistem ne kadar iş yaptı desem onları da yatırılan ve çekilen para olarak düşünebiliriz. Yine sisteme verilen ya da sistemin dışarıya verdiği ısıyı da hesaba para yatırma veya hesaptan para çekme olarak ele alabiliriz. Sadece hesabımızda artıp azalan para yerine enerjidir. Demek istediğim sistemin ne kadar ısısı olduğunu söyleyemeyiz. Birisi bize bunun içindeki ısı ne kadar derse buna cevap veremeyiz. Çünkü ısı bir durum değişkeni değildir. Baz almanız gereken şey iç enerjidir. Isıya yakın bir kavram olan entalpiden sonraki videolarda bahsedeceğim. Mesela entalpi sistemde ne kadar ısı olduğunu ölçmenin bir yolu. Neyse şimdi konuya dönecek olursam yine aynı mantıkla sistemin işinden bahsetmek de mümkün değil. Sistemde X kadar iş var demek anlamsızdır. Sistem iş yapabilir veya sistemin üstünde iş yapabilir. Ama sistem şu kadar işe sahip diyemeyiz. Sadece sistemin sahip olduğu enerjiden bahsedebiliriz. Bu enerji ile sistem iş yapabilir ya da enerjiyi ısıya dönüştürür. Enerji sayesinde bir sürü farklı şey yapılabilir. Tekrar edecek olursak sistemin bu kadar ısısı ya da işi vardır diyemeyiz. İşte bu yüzden ısı ve iş durumu değişkeni ya da fonksiyonu değildir. Bunların hepsini tanımlardan yola çıkarak söyledim. Şimdi de size fikir vermesi için birkaç problem çözelim. Konuyu iyice anlamanızı istiyorum. Örneklerdeki esas amacımız işin ne zaman pozitif, ne zaman negatif olacağına bakmak olacak. İşareti belirlemek için en iyi yol formülü ezberlemek değil, neler olduğunu anlamaya çalışmaktır. Evet. Bizim sistemimiz bu olsun. Diyelim ki sistem bir balonmuş ve sistemin iç enerjisi değişmiyormuş. Yani değişim sıfır olsun. Balonun içindeki taneciklerin kinetik enerjilerinin de değişmediğini varsayalım. Balonun genişlediğini düşünelim. E genişlerken de iş yaptı ve 10 jül enerji harcadı. Sorum şu. Sisteme ne kadar ısı eklendi ya da sistemden ne kadar ısı alındı? İlla formülleri ezberlemenize gerek yok. Sistemin iç enerjisinin değişmediğini söylemiştik. Buradan yola çıkabiliriz. Sistem 10 jül iş yaptı. Yani sistemden dışarıya enerji verildi. 10 jülü iş yapmak için harcadık. Eğer sistemin enerjisi değişmediyse o zaman sisteme 10 jül enerji girmiş olmalı. Enerji girmeseydi yaptığımız iş oranında iç enerji azalırdı. Bunu yapabilmemizin tek yolu, evet doğru tahmin ettiniz, balonu ısıtmamızdır. Yani balona 10 jül ısı eklenmeli. Sisteme 10 jül ısı verildi yazabiliriz. Şimdi formüllere göz atalım. Delta U sistemine eklenen ısıyla sistemin yaptığı işin toplamıydı. Bu da sıfıra eşit. Formülle de görmüş olduk. Bu şekilde sistem eklenen ısıyı ya da yapılan işi belirlediğimizi hatırlayın. W yapılan iş. Bu soru için balon yani sistemimizi iş yaptı. Yani onun üzerinde herhangi bir iş yapılmadı. Dolayısıyla bu sistemin yaptığı iş eksi 10 olmalı. Eksi 10 jül. Her iki tarafı da çözelim. Böylece sisteme eklenen ısı 10 jül olur. Bakın yukarıda bulduğumuz sonuçla aynı. Bazen bu sistemin verdiği ısı mı diye düşünebilirsiniz. Isı dışarıya mı verildi yoksa dışarıdan mı alındı? Kurala göre bu sisteme eklenen ısıdır. Ama hala aklımıza karıştıran bir şey var. Sistem üzerinde iş mi yapıldı yoksa sistem iş mi yaptı? Soruyu diğer yöntemle çözmemin nedeni de buydu. Sistem iş yaparsa enerji kaybeder. Sistem üzerinde iş yapılırsa sistem enerji kazanır. Şimdi başka bir probleme bakalım. Aynı soruyu başka bir formülle daha çözeceğim. Çünkü bazı kitaplarda o formüle rastlayabilirsiniz. Delta U, Q eksi sistem tarafından yapılan iş W. Bu durumda iç enerjideki değişim yine sıfır. Bu sisteme eklenen ısı eksi yapılan işe eşit. İş eksi olacak çünkü sorunun başında sistem 10 jül iş yaptı demiştim. Eksi yapılan iş 10 jül. Yukarıda aynı şeyi iki farklı formülle hesapladık. Isıyı 10 olarak bulduk. Her iki yolda da sisteme eklenen ısıyı 10 jül bulduk. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki sistem dışarıya 5 jül ısı versin ve sistem üzerinde 1 jül iş yapılmış olsun. Balona sıkıştırdığımızı düşünün. İç enerjideki değişim ne olur? Sadece enerjideki değişimi hesaplayalım. Sistemden 5 jül ısı çekildiği için iç enerji 5 jül azalır. Sistemin üzerinde 1 jül iş yapıldığı için iç enerji 1 jül artar. Eksi 5 artı 1 cevap eksi 4 olur. İç enerjideki değişim eksi 4 jüldür. Şimdi bir de formülle hesaplayalım. İç enerjideki değişim sistem eklenen ısıyla sistem üstünde yapılan işin toplamına eşittir. Bu sisteme eklenen ısı miktarı. Sistemden dışarıya 5 Joule ısı verildiği için onu eksi 5 almalıyız. Bir de sistem üzerinde yapılan 1 Joule işi de eklersek sonuç bulduğumuz gibi eksi 4 Joule çıkar. Şimdi bu formülü daha farklı şekilde yazayım. İç enerji değişimini sisteme eklenen ısı, eksi sistemin yaptığı iş olarak da tanımlayabiliriz. Her iki yolla da çözmek istiyorum çünkü okulda kullandığınız metot ya da kitaplar bunlardan herhangi birisi olabilir. Bu yolu kullanırsak sisteme eklenen ısı neydi? Evet, dışarıya ısı verildi. Bu yüzden eksi 5 olmalı. Şimdi sistemin yaptığı işi çıkarmalıyız. Sistem ne kadar iş yaptı? Sistemin yaptığı iş 1 Joule. Sistem kendi üstünde eksi 1 jül iş yaptı diyebiliriz. Cevap eksi 1 yani 1 olur. Bu formülü kullanırsam sistem tarafından yapılan işe bulurum. Bu sistem tarafından yapılan iş. Sistemin yaptığı iş eksi 1 jül ama bir eksi daha var ve burada o yüzden artı 1 olur ve sonuç yine eksi 4 çıkar. Hangi yöntemi daha iyi anladıysanız onu kullanın. Benim için bu yöntem formülden daha kullanışlı. Eğer iş yaparsam enerji kullanmam gerekir. Sistem üzerinde iş yapılırsa sistem enerji kazanır. Sistem ısı verildiğinde enerji kaybeder. Enerji kazanmak için ısı almak gerekir. Sonraki videoda görüşmek üzere.